Burası da Peter Platz denilen bir bölge. Çok tarihi bir yer. Burada butik dükkanlar falan var. Ama enteresan bir yer. Böyle sanki ne bileyim, insanların modernliklerini bir kenara koyarsak, binaları inceleyecek olursak resmen 18. yüzyıldan çıkma gibi. Şöyle bir sokakta yürüyoruz. Tarihi bir sokak zannediyorum. Burada işte şeyler var. Güzel koku veren sıvılar falan var. Burada yine Donna Marini diye kıyafet dükkanı var. Burada altıncılar falan. Burada yine kıyafetçiler var. Çok acayip bir yer. Acayip bir nokta. Buraya 15 numaralı tramvayla Großpeter'den 3 durak aşağı indik ve oradan Kırmızı Belediye binasına doğru yürüdük. Belki buraya da illa burada şey yok. Araç trafiği falan çok, şöyle gördüğünüz gibi çok farklı bir bölge. Araç trafiği de yok. Mecburi yerler de trafik var. Onun haricinde trafik yok. Güzel bir bölge olmuş. Yani bu İsviçre'de hoşunuza gitmeyen ne var derseniz, ya peynir ekmek gibi sigara içiyorlar. Yani ulu orta yakıyorlar. Hiç onu beklemiyordum. Yani bir köşede sigara odaları var falan diye düşünüyordum. Çok normal karşılıyorlar. Ya bizim hani bize de normal geliyor da, hani ben öyle düşünmemiştim en azından. Buradan sağa dönüyorduk. Münster Platz. Buranın sigarası böyle demir bir şey. Evet. Aynen. Of köpek. Gel. Evet, burada da genelde soğuk olduğu için oturma yerlerinin tabanına bu tarz postlar koyuyorlar ki. Gel gel. Mete yoruldu. Mete knockout. Elden, elden gel. Ha? Spalberg. Gel gel gel. Dokunmadan. 94, 80 frank. Şekerlemeler falan var. Bunlar el yapımı olduğu için biraz daha pahalı. El yapımları her zaman, hizmet sektöründekiler her zaman pahalı. Şimdi buradan şöyle geçelim bakalım. Bu tarafa döndük. Dediğim gibi Großpeter'den tramvaya bindik. 3 tramvay durağı ilerledik. Ve oradan yolumuza devam ediyoruz. Biraz yürüyoruz. Burada da araç giremiyor mu? Girecek mi bilemedim. Kart okutmak gerekiyor galiba. Herkes giremiyor demek ki oradan. Gördün mü? Oradan herkes giremiyor demiştik ya. Şurası mı? Hı hı. Evet. Orada herkes giremiyor demiştik. Kart okutmak gerekiyor galiba. Köpek kaç 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 kaç. Tok. Burada da yine evet. Bir hayrat yapmışlar. Oha, o ne? Kafayı, o ne ya? Evet, tabağın üzerinde bir kafa var. Kafasını sunuyor. Ne diyor ki bu? Bak şurada şey var. Yeni gelinler, önceki hayatımı bırakıyorum. Yeni bir hayata başlıyorum mu demek istiyor. Tutsak var burada. Evet, burada tutsaklar. Ben anlamadım ki Mete. Burada bir... Evet, adamların hayratı da böyle. Şimdi... Buralardan su içilebiliyor. Hep böyle yerler yapmışlar. Heykeller falan yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. Hemen oradan bir su çıkıyor. Yani bak, su içerken... Şunu çekebilirsiniz bak. Evet. Burasında herkes giremiyor. Bu sokak herkesin giremediği bir sokaklardan bir tanesi. Ama burada gidiyor adam. Oraya basıyor kartını. Ve bu iniyor aşağıya ve geçiyor. Yani sokağa sadece izin verilen kişiler iniyor, gidiyor.
Hadi gidelim. Burası da böyle. Şimdi ne taraftan gidiyorduk? Yukarıya mı çıkacağız? Şöyle. Böyle bir sokak. Ya çok geniş bir bölge. Neresi? Ne orası? Orası şey, eski zamanlarda Fransızların özele giriş kapısıymış. Splendor diye geçiyor. Neresi? Tam karşısında. Bakalım. Aa bak. Sana. Evet bakalım şimdi. Evet bizi görüyorsunuz. Bekliyorlar. Ente. Buradan geçelim. Bak tramvay da varmış da kaç numara geliyor. Gördün mü? Tramvay da varmış burada. 3 numaralı tramvaya bindiğimiz zaman Caire'de Saint Louis. Kioska bakmayacağız. Şu an asıl gitmemiz gereken yere odaklanıyoruz Mete. Çünkü biraz yavaş davrandığımızda yoruluyoruz. Burada Gewerbe Museum. Muse. Şurası da Muse. Evet. Nereden geçelim? Sol mu sağ mı? Şu kapı o kapı değil mi? Evet. Gel karşıdan geçelim dur. Var mı sağa sola bakalım kimse var mı? O neymiş ya? Ha şuradan mı? Şöyle. Evet. Fransızların Basel'e giriş kapısı. Şu karşıda. Adı neydi? Splendor. Splendor. Çok güzel. Buralar hep herhalde otel. Burası çok merkezi bir bölge. Burada her yerde oteller var. Zaten dediğim gibi çoğu yerde arabaların özel izinle girdiği bir bölge olduğu için burada evet burada fiyatlar da çok uçuktu. Yani bak baya baya uçuk fiyatlar vardı. Yine burada da bir hayratımız var. İşte adamların hayratı böyle. Görüyorsunuz. İsviçre'de su bedava. Yani içebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani ne ucuz derseniz suyu ucuz, gıdası ucuz. Bak bu bize durmadı. Koş. Bu durmadı. Bu Fransızmış. Hele İsviçre değil. Arabası Fransızmış. İsviçre'de ne ucuz derseniz su ucuz. Değil mi? Su bedava. Su bedava. Ha? Su bedava. İsviçre'de su bedava. Gıda ürünleri ucuz. Yani kıyasladığınız zaman frankla bile çarpsanız 20 ile bile çarpsanız aynı fiyatlara geliyor Türkiye'deki. Yani çok ucuz. Daha ucuz. Yani baya baya ucuz. Gıda fiyatları da ucuz. Bunun yanında ne pahalı derseniz insan yaşamı pahalı. Şöyle eski evler. Hangisi? Dur bakayım. Şöyle bakalım şöyle. Fransızların İsviçre'ye giriş kapısı. Evet. Yukarıda böyle motifler var. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz ama şöyle yakınlaştıralım. Yine İsviçre'nin sembolü bir saat daha. Saatimiz var. Şöyle tekrar uzaklaştıralım. Böyle bir mekan. Eski binalar var. Renkli, boyalı, bakımlı binalar aşağı doğru böyle gidiyor. Evet. Biz tam olarak böyle bir bölgedeyiz. Hazır kimse yokken bence durdur bir şöyle ortadan fotoğrafımızı çekelim.